Hanımlar dikkat! Selülitlerinizden fazla uğraşmadan nasıl kurtulursunuz? Kronik baş ağrıları nasıl geçer? Uykusuzluğun çözümü nedir? Bu ve bu gibi pek çok hayat kurtaran soruyu Doktor Murat Topoğlu yanıtladı. Boynum tutuluyor, ne yapmalıyım? Hamilelikte araçta midesi bulananlar, sürekli boynu tutulanlar, baş ağrısından büyük acı çekenler ve vücudu sürekli ödem toplayanlar dikkat! Baş ağrılarından kurtulmak için az sonra çok önemli bir açıklama yapacağım. Doktor Murat Topoğlu, en çok şikayet edilen sağlık sorunları için basit önerilerini Magazin 8 izleyenleri için açıkladı. Boyundaki ağrılarınızı azaltabilecek önemli bir takım masaj noktalarını göstermek istiyorum. Ve selülitleri yok eden bu karışımı herkes evinde hazırlayabilir, selülitli bölgelerinde uygulayabilir. Ben biraz olsun stresimizi azaltmak için. Doktor Murat Topoğlu, özellikle yaz ayları kadınlar için büyük sorun teşkil eden selülitler için uygulamalı bir çözüm önerisinde bulundu. Size bugün evde yapacağınız çok güzel bir alaşım yapacağım. Bu alaşımı haftada bir kez bacaklarınıza, nerede selülitiniz varsa oraya uygulayacaksınız. 3 kaşık kahve koyuyorum. Ama siz bu kahveyi içtikten sonra telbesini atmayın. O kahve telbesini kullanabilirsiniz. Şöyle bir dolu dolu karbonat koyuyorum. Tam kıvamı oluncaya kadar 2 ya da 3 kaşık zeytinyağını koyuyoruz. Şöyle koydum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Burası bacağınız olduğunuzu düşünün. Bu şekilde buraya koyuyoruz. Bol miktarda sürüyoruz. Şöyle evde bulunan streç filmleriniz vardır. Veya buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde bir yardımcı olun, ön taraftan şöyle. Tamam, harikasınız. Bunu böyle sarıyorum streç filmle. Bu şekilde sardıktan sonra 20 dakika bekliyorsunuz, fazla değil. 20 dakika sonra bunu çıkartıyorsunuz, duşa giriyorsunuz. Hocam, araba tutmaları ve hamilelik bulantıları için ne yapmalıyız? Bir akupunktur uzmanı olarak özel masaj noktalarını size bahsedeceğim. Bunun için, bu gösteriyi anlamanız için elimde bir yapıştırıcı var. Bir de gördüğünüz gibi küçük işaretleyici pomponlar var. Bunları nereye koyacağız? Hep beraber bakalım. El bileğimizi iç tarafını çeviriyoruz. Buradaki bir çizgimiz var. Bu çizginin üzerine işaret parmağımızı bu şekilde tam 3 parmağımızı koyuyoruz. 3 parmağımızın bittiği yer, yani tam burası. Özellikle yapıştıracağım bunu görülmesi için. Bakın. Tam 3 parmak. Orta hatta olan bir bölüm var. Bu bölgeye ne yapacağız? Eğer araçta gidiyorsanız elinizle şu şekilde her iki el bileğinize bu şekilde basınç yapacaksınız. Ama yumuşak basınçlar değil, biraz kuvvetli basınç uygulayacaksınız buraya. Hocam, sürekli boynum tutuluyor, ne yapmalıyım? Gene elimde bir yapıştırıcı, gene küçük işaretleyici küçük pomponlarım var. Bu pomponları alıp özellikle yumruk yapıyoruz. Yumruk yaptığımız zaman küçük parmağımızın, görüyoruz burada, şurada bir çizgimiz vardır. Herkeste bu çizgi vardır. İşte burası, şöyle elimizi avucumuzu açın. Şöyle hayat çizgisi dediğimiz bir çizgiyi göreceksiniz. Kapatıyoruz. Buradaki noktaya şu şekilde pomponu koyuyorum. Şöyle de çeviriyoruz. Tam burasına ya buz koyacağız ya elimizle şu şekilde buraya masaj yapacağız. Ama biraz ağrılacak şekilde, yani acı duyacak şekilde hafif masaj yapacaksınız. Yani çok yumuşak olmayacak bu masajınız. Hocam, baş ağrısından kurtulmak için ne yapmalıyım? Baş parmağımla işaret parmağımı şuraya koyuyorum. Herkes bunu evde yapıyordur. Şöyle bir şey yapıyorsunuz. Aslında gayri ihtiyar yapıyorsunuz. Bunu bilinçsizce yapıyorsunuz. Ama yaptığınız şey, gözlüğü çıkarttıktan sonra şuradaki kaşın başladığı iki tane noktaya basınç uyguluyorsunuz. Baş ağrınızın azalması için. Ya bu şekilde basınç uygulayacaksınız ya da bu kısımlara buz uygulayacağız ikişer dakika boyunca. Hocam, çok şişiyorum, ödemim var, ne yapabilirim? Gelin bugün size çok önemli bir formül, çok önemli bir masaj noktası göstereceğim. Burada bacağımızı görüyoruz. Diz kapağımız burada. Diz kapağımızın altına doğru geliyoruz. Burada iç tarafını açıyoruz ve iç tarafında burada bir kemiğimiz var. Bu kemik böyle geliyor. Sonra kemik buradan şöyle bir kavis yapar. Bu kavisin yaptığı yerde bir çöküklük vardır. Hatta burası hanımlar özellikle adet öncesinde
buraya basınç uyguladıkları zaman çok hassas olduklarını görürler. Bu diz kapakları ağrılarında da burası çok hassastır. Gösterdiğim gibi şurada bir kemiğimiz var. İç tarafta burası geliyor. Altındaki kemiği hissediyorum şu anda elimle. Kemikten yukarı çıkıyorum. Şurada bir kavis yapar bakın. Şöyle bir kavis yapıyor. Bu kavisin tam orta kısmına ben burada yine zamkım ve pomponumla gösteriyorum. Tam burası. Bu bölgeye ister bu şekilde basınç uygulayın. Burası ciddi ciddi ödeminizi azaltır. Hem diz kapaklarınızdaki ağrılar da azalır.